Ayasofya Camii Kebirinde 87 yıl sonra ilk defa Ramazan Bayramı namazını eda ettik. İlk bayram namazı da Ramazan Bayramı namazı Ekim 1453'te kılınmış. Yani 568 yıl sonra yaklaşık Ramazan Bayramı namazını tekrar burada eda etmiş olduk. Ben öncelikle aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah sağlık, afiyetle nice bayramlara hepimizi eriştirsin. Bilhassa burada sağlık çalışanlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Sizlerin bayramını tebrik ediyorum. Tabii bir süredir bayram tadında bayramlar yaşayamıyoruz. Bunun en önemli sebebi dünyayı aşağı yukarı 1,5 yıldır bir salgın riski, tehdidi dünyayı kasıp kavuruyor. Bu sebeple kısıtlamalar altındayız. Yine bir kapanma dönemi içerisinde Ramazan Bayramı'nı idrak ediyoruz. Sevdiklerimizle kucaklaşamıyoruz, yakın bayramlaşamıyoruz. Arzu ediyoruz ve dua ediyoruz ki bu şekilde sıkıntılı son bayramımız olsun. İnşallah önümüzdeki Kurban Bayramı'nı daha önce olduğu gibi sevdiklerimizle, ailemizle, akrabalarımızla, komşularımızla bir arada kucaklaşarak geçirelim. Tabii öbür taraftan dünyanın birçok yerinde din kardeşlerimiz sıkıntı altında, baskı, zulüm altında yaşıyorlar. Bayrama o şekilde giriyorlar. Bütün coğrafyalarda, dünyanın her yerinde mazlum, mağdur durumdaki din kardeşlerimizin, Müslüman kardeşlerimizin de bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bu bayram onların da kurtulmasına, felaha erişmesine vesile olur. Yine biliyorsunuz her Ramazan Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te ve Filistin'de yaşayan kardeşlerimize karşı dozajını arttıran bir zulüm ve saldırganlık içerisinde olduğunu her Ramazan maalesef müşahede ediyoruz. Bu Ramazan ayında da başta Kadir Gecesi olmak üzere yine bayram olması münasebetiyle bugün ve bugünlerde de devam eden bir zulüm politikası İsrail'in bölgede cereyan ediyor. Bu bütün İslam dünyasını 2 milyarı aşkın dünyadaki Müslümanları rencide eden, üzen, tabiri caizse bayramını zehir eden bir durum, bir tablo. Tabii malumunuz Osmanlı Devleti yüzyıllar boyunca Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü yönetimi altında bulundurmuş bir devlet. Ve Mescid-i Aksa Müslümanlar için olduğu gibi üç semavi dinin, Hristiyanlık ve Museviliğin de mukaddes mekanlarından biri. Bu bakımdan burayı, bu mukaddes mekanı şanına layık bir şekilde yönetmek ve bütün inananların ziyaretine, ibadetine açık halde tutmak önemli bir yönetim sorumluluğu. Osmanlı Devleti bunu başarıyla gerçekleştirmiş. Kendi topraklarını da her dinden insanlara bir selam yurdu olarak, barış yurdu olarak açmış. 1492'de İspanya'da zulüm gören Yahudiler Osmanlı Devleti'ni sığınacak huzur ve barış mekanı olarak görmüşler. Hala Yahudi vatandaşlarımız burada huzur içerisinde yaşamaktadırlar. Dolayısıyla bizim tepkimiz aslında Musevilere, Yahudilere karşı değil, Siyonist bir amaçla ideolojik olarak hareket eden ve bölgeyi bir kan gölüne, bir zulüm mekanına çeviren Siyonist Yahudi zihniyetine karşıdır. Siyonist İsrail zihniyetine karşıdır. Dünyanın, başta İslam ülkeleri olmak üzere, dünyanın uluslararası hukuka aykırı bu tutumlar, bu işgal ve zulüm politikalarına karşı ortak bir tavır alması lazım. Dünyada bazı yerlerin, bazı mekanların bir nevi huzurun ve savaşın nabız noktası olduğunu görüyoruz. Tarih boyunca da baktığımızda Kudüs, Mescid-i Aksa her zaman savaşın ve barışın sigortası olmuş bir mekandır. Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da barış ve huzur sağlanmadığı sürece başta Orta Doğu olmak üzere bütün dünyada barışın tesis edilebilmesi mümkün değil. Bu bakımdan İsrail'e arka çıkan ülkeleri de
Birleşmiş Milletler zemininde ve başka platformlarda arka çıkanları da yine dünyada adalet ve barış, uluslararası hukuk bakımından düzgün, dürüst davranmaya, adaletli davranmaya buradan davet ediyorum. Cumhurbaşkanımızın sık sık ifade ettiği gibi dünya beşten büyüktür idealinin bir örneğini de yakın zamanda gördük. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi iki kez toplandı. İkisinde de bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden bu zulüm ve vahşete karşı bir tavır geliştiremedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı çıkışı vetosu sebebiyle. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarında dünya barışına hizmet edecek bir şekilde yeniden teşekkül etmesi ve eşit, adil bir anlayışla yeniden organize edilmesi de gerekiyor. Bunu bir kere daha müşahede etmiş olduk. Herkes İsrail'in kendini savunma hakkından bahsediyor. Yapılanın bir savunma olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu ama İsrail'in savunma hakkı varsa Filistin'de bir devlet, Filistinlilerin de kendini savunma hakkı vardır. Dolayısıyla burada konuya adalet, uluslararası hukuk nezdinde bakmak lazım. Taraflı olmamak lazım. Bu vahşete de bir dur demek lazım. Bu bayram münasebetiyle bu hüznü, bu acıyı burada ifade ediyorum. İnşallah bayramlar Mescid-i Aksa'nın da Kudüs'ün de huzur ve barışa, sükunete erdiği dönemler olarak bundan sonra idrak edilir. Ben sizlerin de bayramını tekrar tebrik ediyorum. Allah nicelerine sağlık, afiyetle hepimizi eriştirsin. Sağ olun.